Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 20 Pro'nun kameralarını karşılaştırıyoruz. Bakalım bu iki telefon bize kamera anlamında neler sunuyor? Hep beraber izleyelim. Evet, bugün farklı bir şey yapıyoruz ve iki amiral gemisi cep telefonunun sadece ve sadece kamera özelliklerini karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırmayı nasıl yaptık? Önce ondan biraz bahsedeyim. Daha sonra telefonlarının kamera speklerini vereceğiz ve ardından da hem fotoğraf hem de video örnekleriyle incelememize devam edeceğiz. Daha sonra da en sonda sonuç bölümünde hangi telefonun kamerasını beğendiğimizi size açıklayacağız. Öncelikle kullandığımız setup'tan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey yaptık biz, kendi geliştirdiğimiz bir şey. Bunun dışarıda hazır olanları da vardı. Elimizin altında böyle iki tane şey vardı. Bunları zipper'la birbirine bağladık. Şöyle göstereyim ekranda. Aynı anda, aynı özelliklerde ve otomatik modda. Bir tek gece çekim modunda biraz farklılık vardı. Fotoğraf ve video çektik. Hem ön kamera videosunda bu yaptığımız aksesuarı kullandık. Hem de arka kamerada çektiğimiz fotoğraflarda ve videolarda bunu kullanmış olduk. Şimdi gelin Samsung Galaxy Note 9'un ön ve arka kameraları bize neler sunuyor onlara bakalım. Samsung Galaxy Note 9 arka yüzünde 12+12 megapiksellik dual modüllü bir kamera teknolojisi sahip. Kameralardan bir tanesi değişken diyaframlı f1.5-2.4 arasında verebiliyor. 26 mm odak uzaklığı var. 1/2.55 inç sensör boyutu ve 1.4 nm de piksel boyutuna sahip. Dual piksel ve optik imaj sabitleme gibi özellikleri bulunuyor bu kameranın. İkinci kamera ise f2.4 diyafram açıklığına sahipken 52 mm ki telefoto oluyor, bu odak uzaklığıyla bize geliyor. Bu da yaklaşık olarak 2x optik zoom kullanabileceğimiz anlamına geliyor. 1/3.4 inçlik bir sensörümüz var. 1.0 nm de piksel boyutumuz olduğunu söyleyelim. Otomatik netlik yapabiliyor. Yine bu kamerada da optik imaj sabitleme özelliğinin bulunduğunu söyleyelim. Ana kameranın arkasında LED flaşımız da var. Dual tonlu bir LED flaşımız mevcut. Bu LED flaş sayesinde fotoğraflarımızda ve videolarımızda bir aydınlatma yapabiliyoruz. Samsung Galaxy Note 9'un ana kamerası 4K 60 fps video çekebiliyor. Aynı zamanda 720p 960 fps ultra ağır çekim adını vermiş Samsung buna. Video kayıt özelliğinde bulunduğunu belirtelim. Ön tarafa gelecek olursak ön kameramız 8 megapiksel gibi nispeten düşük bir değere sahip Samsung Galaxy Note 9'da. Bu kameranın diyafram açıklığı f1.7, 25 mm'lik bir odak uzaklığına sahip. Sensör boyutu 1/3.6 inç iken piksel boyutumuz ise 1.22 nm. Samsung Galaxy Note 9'un ön kamerası 2K dediğimiz, yani 1440p çözünürlüğünde 30 fps video kayıt edebiliyor. Böyle bir özelliğinin olduğunu da belirtelim. Yani genelde Full HD'dir. Bu Samsung'da 2K'ya çıkartılmış, iyi olmuş. Gelelim Huawei Mate 20 Pro'nun kamera özelliklerine. Huawei Mate 20 Pro bu üründe ilk defa dikdörtgen şeklinde bir tasarım anlayışıyla arka kamerayı tasarlamış. Üçlü bir modülümüz var. Daha önce de Huawei'nin Mate 20 Pro'da vardı mesela, onu da incelemiştik. Onda da üçlü kamera teknolojisi vardı ama onlar böyle yan yana duruyorlardı. Burada arka tarafında böyle bir LED flash ile beraber bakıldığında dörtlü bir şekilde olacak şekilde bir kamera modülümüz mevcut. Bu kameralardan bir tanesi, ki ana kameramız oluyor, 40 megapiksel çözünürlüğe sahipken f1.8 diyafram açıklığı, 22 mm odak uzaklığı, 1/1.7 inç sensör boyutu özelliklerine sahip. Lazer AF özelliği var bu kameramızın. İkinci kameramız 20 megapiksel çözünürlük sunuyor. f2.2 diyafram, 16 mm ultra geniş açı olarak geçiyor bu. Odak uzaklığı 1/2.7 inçlik sensör boyutu ve yine lazer AF özelliğimiz yine bu kameramızda var. Üçüncü kameramız ise, ki bu optik zoom için kullanılan bir ürün, yani telefoto için kullanılıyor. 8 megapiksel çözünürlük, f2.4 diyafram açıklığı, 80 mm odak uzaklığı ve 3x optik zoom, ki 3x optik zoom genelde pek bulunan bir teknolojide genelde 2x bulunuyor gibi özellikler sunuyor. Bu kamerada bu tele moduna aldığımızda, yani telefoto moduna aldığımızda optik imaj sabitleme özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Ana kameramız 4K 30 fps video kayıt edebiliyor. Bunu söyleyelim. Samsung'dan farklı olarak 60 fps değil 30 fps çekiyor. Yine Samsung'da olduğu gibi 960 fps 720p'de ultra ağır çekim video çekme imkanında yine Mate 20 Pro'da bulunduğunu söyleyelim. Huawei Mate 20 Pro'nun ön kamerasına gelecek olursak burada 24 megapiksellik oldukça yüksek çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f2.0 iken 26 mm'lik bir odak uzaklığı da yine bizleri karşılıyor. Ön kameramızın ise Full HD 30 fps maksimum çözünürlükte video kayıt edebildiğini belirtelim.
Evet, kameranın teknik özelliklerini anlattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her iki kamera da amiral gemisi özelliklere sahip. Samsung zaten kalitesi belli uzun yıllardır bu işler içinde ve çok güzel işte S7, S8, S9 ile beraber gelen çok güzel bir kamerası var ki S9 Plus da aynı kamerayı kullanıyor Note 9. Huawei Mate 20 Pro da özellikle P20 ile beraber kamera konusunda çok ciddi bir atağa kalktı. Bu modelde gerçekten de donanım anlamında da çözünürlük vesaire anlamında da sınırları zorlayan bir model olmuş. Şimdi önce her iki telefonla da çektiğimiz aynı şartlarda ve aynı çekim modlarında yapmaya çalıştığımız mümkün mertebe çekim örneklerine, fotoğraf çekim örneklerine bir bakalım. Bu çekimlerin biri hariç tamamını arka kamera kullanarak yaptık. Gece çekimini ise gece çekim modlarını aktif ederek yaptığımızı belirtelim. Şimdi önce onları bir izleyelim. Daha sonra video tarafındaki örneklerle ilgili bazı yorumlarda bulunacağız. Onları izledikten sonra da genel yorumumuzla videomuzu kapatıyoruz. Fotoğrafları gördünüz. Hemen hemen aynı sonuçları veriyorlar. Belki Huawei Mate 20 Pro bir tık daha özellikle gece çekimlerinde bir tık daha iyi sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Ama hani aralarında böyle hani fersah fersah bir fark yok. Samsung Galaxy Note 9'da gayet iyi fotoğraf çekiyor. Hem ön kamerası hem arka kamerası. Sonuçların çok iyi olduğunu söyleyeyim ama fotoğraf tarafında geniş açı özelliğinin bulunması Huawei Mate 20'yi bir tık daha öne getiriyor. Ayrıca çözünürlüğün yüksek olması. Samsung'da 12 megapikselken onda 40 megapiksel. Ancak şöyle bir durum olduğunu söyleyeyim. Mate 20 Pro'da bu geniş açıyı, zoom'u vesaireyi kullanmak istiyorsanız çözünürlüğü 10 megapiksele indirmeniz gerekiyor. Bu da bir dezavantaj gibi görünüyor bir parça. Ama hani çok büyük bir fark oluyor mu 40 megapikselle? Tabii ki oluyor. Fakat o geniş açıyı kullanmanın da başka bir yöntemi yok. Bunu da belirtelim. Şimdi gelin video örneklerine bakalım. Hem ön kamerayı hem de arka kamerayı kullanarak çeşitli video örnekleri çektik. Bu video örneklerini yine birebir aynı şekilde çekmeye çalıştık ama birisi işte 4K, ikisi de 4K çekiyor arka kameralarını ama işte Samsung Galaxy Note 9 60 FPS kayıt veriyor. Huawei Mate 20 Pro ise 30 FPS veriyor. Bunu belirtelim. Videomuzun çözünürlüğü Full HD olarak yükleyeceğimiz için YouTube'a siz onun bütün videoları Full HD olarak göreceksiniz. Onu da belirtmiş olalım. Video tarafında şöyle bir yorumda bulunabilirim. Huawei Mate 20 bir parça daha dar açı çekiyor. Hem ön kamerası hem de arka kamerası. Video moduna aldığınızda fotoğraf kadar geniş açıyı görmüyor. Yani normal herhangi bir şekilde o geniş açı özelliğini kullanmasanız bile video tarafına geçildi bir parça croplanıyor görüntü. O bakımdan Samsung'un biraz daha geniş açıyla verdiğini söyleyeyim ama videoda geçerli bu, fotoğrafta değil. Onu belirtelim. Şimdi gelin video örneklerini bir izleyelim. Akabinde incelememizi kapatacağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu izleyicileri. Şu anda izlemiş olduğunuz videoları ekranı ikiye bölüyoruz ve bir tanesinde Samsung Galaxy Note 9, diğerinde Huawei Mate 20 Pro kayıt ediyor. Note 9 4K 60 FPS kayıt ederken Huawei Mate 20 Pro ise 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Sesleri de şu anda hangisinden geldiğinde size ekranda belirteceğiz. Şu anda Note 9'dan sesi duyuyorsunuz. Evet, bu videonun kaydı, şu anki olan kaydı Note 9 üzerinden yapılıyor. Şimdi ise Mate 20 Pro'ya geçtik. Mate 20 Pro'dan izliyorsunuz şu andaki ses kaydını. En azından sesi oradan geliyor şu anda. Bunu da zaten ekranda sizlere belirtiyoruz. İşte kameraların görüntü kaliteleri bu şekilde. Biraz daha bir detay verelim. Etrafı çekelim. Bakalım iki kamera arasında ne gibi farklar var. Küçük bir açı farkı var. Note 9 Mate 20 Pro'ya göre bir tık daha geniş açı gösteriyor. Ama öyle inanılmaz derece bir farkı yok bu arada. Onu belirtmiş olalım. Video tarafındaki durum böyle.
Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu izleyici. Şimdi ön kamera performanslarına bakıyoruz. Her iki telefonun da ön kamerasıyla şu an çekim yapıyoruz. Hangisinin ön, hangi kamera olduğunu, hangi telefonla çekildiğini göreceksiniz. Bir tarafta Huawei Mate 20 Pro varken diğer tarafta Samsung Galaxy Note 9 var. Şöyle bir fark var. Galaxy Note 9'un açısı bir parça daha geniş, onu söyleyebilirim. Aynı arka kamerada olduğu gibi. Fotoğrafta böyle değil durum ama videoda Note 9 daha geniş bir açı sunuyor bize. Daha büyük bir alanı çekebiliyoruz tek seferde. Kamera kalitelerine baktığımızda ise Mate 20 Pro'nun ön kamerası bizlere Full HD video kalitesi sunarken ki 30 FPS sunuyor. Samsung Galaxy Note 9'da ise bu değer 2K yapabiliyor 30 FPS'de yine. Şimdi şöyle bir dolaşalım mesela. Şöyle etrafı çekeyim ben. Arkamı görüyorsunuz. Farklı ışık şartlarında. Güneşli bir İstanbul havası. Soğuk bir, serin bir hava var ama şu anda gayet böyle güneşli bir havadayız. Onu söyleyeyim. Ses kalitesini merak edenler olabilir. Şimdi sırayla önce Mate 20 Pro'dan veriyoruz sesleri. Şu anda duymuş olduğunuz sesi Mate 20 Pro üzerinden alıyoruz. Herhangi bir harici mikrofon vesaire kullanılmıyor. Zaten trafik sesi vesaire de görüyorsunuz şu anda. Arkada bayağı E5 trafiği var. Şu tarafta göstereyim. E5 kenarındayız şu anda. Şu anki olan sesimizi Mate 20 Pro'dan verdik. Şimdi tekrar Note 9'a geçiyoruz. Şu anda Note 9'dan veriyoruz aynı sesi. Note 9'un da sesini şu anda duymuş oluyorsunuz. Yine aynı şartlar altında aynı şekilde yaptığımız bir kayıttan bahsediyoruz. Evet, telefonların ön kamera performansları böyle. Artık karar verme konusunda da siz de bunlara bakarak siz de karar verebileceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi her iki telefonun kameraları da hem ön hem arkası renk aktarımı, ışık aktarımı ve benzeri konularda gayet başarılı sonuçlar veriyorlar video tarafında. Fotoğrafta da benzer bir durum söz konusu. Ama Huawei Mate 20 Pro'nun bir tık önde olduğunu düşünüyorum. Neden? Sebebi şu, geniş açı özelliği var. Tamam, çözünürlük düşüyor ama en azından bu geniş açıyı kullanabiliyorsunuz ki videoda da bunu kullanabiliyorsunuz. Adeta cihaz bir aksiyon kamerasına dönüşüyor. İkincisi, çözünürlüğü yüksek. Diyelim ki bu zoom'u vesaireyi kullanmadığınızı varsayalım. Çözünürlüğü yüksek olduğu için daha bir fotoğraf çekip oradan cropladıktan sonra elinize kalan versiyon bir de çok yüksek çözünürlükte oluyor ki ben bunu P20 incelemesinde de yaşamıştık böyle benzer bir durumu. Bu manada Huawei Mate 20 Pro bir tık öne geçiyor. Ama bu Note 9'un kötü bir kameraya sahip olduğu olarak algılanmasın lütfen. Ekstra bazı fonksiyonlar Mate 20 Pro'yu biraz daha öne geçirmiş oluyor. Bunun dışında aynı renk aktarımları açısından ekranda baktığımızda biz bazen yanıldığımız oldu ama bilgisayara aktardığımızda aslında çok da büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi videonun ortasında video çekimlerinde Note 9'un kameraları kadraj anlamında biraz daha geniş bir kadraj sunuyor ama hani böyle aralarındaki kadraj farkı da hani birisi şu kadar alırken öbürü bu kadar değil. Çok minimal farklardan bahsediyoruz. Zaten siz de bunu videolarda göreceksiniz. Samsung Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 20 Pro'nun kamera karşılaştırmalarını yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Siz de bu örneklere bakarak kendi kararınızı verebilirsiniz. Telefonlarla ilgili söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada şunu hatırlatayım. Bu telefonlarla ilgili çektiğimiz ve bu videoda yayınladığımız fotoğrafların biraz daha yüksek çözünürlüklerini teknolojioku.com adresindeki galeri bölümüne koyuyoruz. Linkini de yine açıklama kısmında vereceğim. Oradan tıkladığınız zaman zaten galeriye giderseniz videoda belki çok anlaşılmayabilir ama fotoğrafları daha net olarak gördüğünüzde arada ne kadar fark var siz de kendiniz karar verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Ayrıca her türlü görüş, yorum ve eleştirinizi de yine bizlere iletebilirsiniz. Hepsini dikkatle okuyoruz, dikkatle değerlendiriyoruz, onu söyleyelim. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.